Hızı V kadar olan Ali, Veli'ye baktığında Veli'nin hızının V kadar olduğunu görüyor. Buna göre Veli'nin hızı değerlerinden hangileri olabilir? Soru da e, Ali ve Veli'nin birbirine göre hızının V olduğu söylenmiş ama e, doğrultu ya da e, herhangi bir yön ifadesi kullanılmamış. Dolayısıyla Ali'nin hızı V kadar şöyle olsun, Veli'nin hızı da yine V kadar olsun. Yargıları değerlendirmek için eğer Ali ile Veli'nin hızları arasındaki açı 60 derece olursa mavi ile çizilen bağıl hız büyüklüğünün de V olduğu söylenebilir. Dolayısıyla birinci yargı doğru olabilecektir. İkinci yargıdaki durum ifade edilirse Ali'nin hızı V olsun, Veli'nin hızı 2V olsun ve aynı yönde hareket ediyor olsunlar. O zaman bağıl hız yani gözlenen eksi gözlemci yaptığımızda bağıl hızın V olduğu büyüklükte V büyüklükte olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ikinci yargı da doğru olabilir. Üçüncü yargı Ali V hızıyla giderken Veli duruyor olsa bu durumda Ali'nin Veli'ye göre hızı yine V olacaktır. Bu durumda doğru cevap E seçeneği olur. Aynı doğrultuda hareket eden iki araç arasındaki mesafe zamanla azalmaktadır. Araçlardaki gözlemciler birbirlerini durumlarından hangileri gibi görebilir? İki araç diyelim ki birbirine doğru hareket ediyorlar. O zaman V1 ve V2 hızlarıyla hareket ederken aralarındaki mesafe doğal olarak azalıyor denilebilir X mesafesi. Bu durumda araçlardan herhangi birinin hızının artıyor olması araçların birbirini hızlanarak hareket ettiğini ya da herhangi birinin hızının azalıyor olması birbirlerini yavaşlayacak şekilde hareket ediyor görmelerini sağlayacaktır. Eğer araçların her ikisinin de hız vektörlerinin büyüklüğü sabit kalırsa o zaman araçlar birbirini sabit hızlı gidiyor görür. Bu durumda doğru cevap E seçeneği olacaktır. Ancak bu soruda şu da düşünülmeli. Her zaman araçlar arasındaki mesafenin azalıyor olması araçların birbirine ters yönde gittiği anlamına gelmeyecektir tabii ki. V1 hızıyla bir araç giderken ikinci bir araç V2 hızıyla daha yavaş aynı yöne gidiyorsa da araçlar arasındaki mesafe azalacaktır. Dolayısıyla soruda temel amaç şu şekilde ifade edilmeli. Araçların arasındaki mesafenin azalıyor ya da artıyor oluşu araçların birbirini gördükleri hızın büyüyor ya da küçülüyor ya da sabit oluşuyla alakalı değil. Hareket yönleriyle ve hareket durumlarıyla alakalıdır denilebilir. Akıntı hızının 4 metre bölü saniye olduğu bir nehirde akıntıya paralel yüzen bir yüzücünün suya göre hızı 1 metre bölü saniyedir. Yüzücü 2 saniye akıntıyla aynı yönde, 1 saniye akıntıya zıt yönde yüzmektedir. Buna göre yüzücünün bu 3 saniye içindeki yer değiştirmesi kaç metredir? Akıntının kıyıya paralel olduğu bir nehir düşünürsek eğer akıntı hızının 4 metre bölü saniye olduğunu söylemiş soru. Aynı nehirde akıntıyla aynı yöne doğru 1 metre bölü saniye hızla bir yüzücünün yüzdüğünü varsayalım. Bu durumda akıntıyla aynı yönde giderken aslında yüzücü her 1 metre yüzdüğünde akıntı da onu 4 metre sürükleyeceği için toplamda 4 artı 1 5 metre hareket edecektir her saniye. Soruda bunun 2 saniye sürdüğü söylenmiş. Dolayısıyla toplamda başlangıçtan itibaren 10 metre sağa doğru hareket olduğunu varsayalım. Daha sonra akıntıya ters yönde yüzmeye başlayacak yüzücü hızı 1 metre bölü saniye. Ancak şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Akıntının hızı 4 metre bölü saniye, yüzücünün hızı 1 metre bölü saniye olduğu için yüzücü ne kadar uğraşsa da ters yönde net bir hareket yapamayacak. Akıntı onu daha çok sürükleyecektir. Dolayısıyla her saniye akıntı 4 metre sürükleyecek. Yüzücü 1 metre geriye doğru gitmeye çalışacak olduğu için her saniyede 3 metre hareket olmuş olacak. Bu durumda ters döndüğü andan itibaren 3 metre boyunca sürüklenmiş olacak yüzücü. Dolayısıyla başlangıçtaki durumdan itibaren toplamda 13 metre sürüklenmiş olmalıdır bu hareketin sonucunda yüzücü. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olur. akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde suya göre 5 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla K noktasından suya giren bir yüzücü. Karşı kıyıya K noktasının karşısındaki noktada 3 saniyede çıkmaktadır. Yüzücü karşı kıyıya çıktıktan sonra K noktasının bulunduğu kıyıya doğru aynı büyüklükteki hızla akıntıya dik yüzerse K noktasının kaç metre ilerisinde kıyıya çıkar? Akıntı hızının ve e, Nehrin genişliğinin hesaplanması gerekecek Aslında nehrin genişliği verilmiş verilen hız büyüklüğüne göre akıntı hızının ve e, yüzücünün karşıya geçme hızının hesaplanması gerekiyor ve soruda verilen bilgi bize şunu söylüyor Yüzücü belirli bir hızla 5 metre bölü saniye hızla bir yöne doğru hareket ettiğinde. Tam harekete başladığı noktanın karşısındaki noktada karşıya çıkıyor. O zaman akıntı hızı kırmızıyla çizilen kadar olmalı. Mavi ile çizilen hız vektörü de cismin ya da yüzücünün karşıya geçmesini sağlayan hız vektörü olarak düşünülebilir. O zaman e, dik hareket sağlayan hız büyüklüğü çarpı 3 saniye eşittir 12 metre olmalıdır Çünkü, cismin ya da yüzücünün karşıya 3 saniyede geçtiğini, karşıya geçmek için 12 metrelik nehir genişliğini kat etmek gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla dik hız büyüklüğünün 4 metre bölü saniye olduğu bilgisine ulaşmış olduk. Mavi ile çizilen vektör 4 metre bölü saniye bu durumda. O zaman akıntının hızı 5'in karesi eksi 4'ün karesi şeklinde yazarsak hipotenüs e, pisagor bağıntısından 3 metre bölü saniye olacaktır. Şimdi nehrin geniş, e, genişliğinde karşı taraftan başlayıp tam olarak K noktasına doğru yüzen yüzücü bu sefer akıntı onu sürükleyeceği için K noktasına değil de bir miktar e, sağındaki bir noktaya gidecektir diyebiliriz. Bu mesafenin sürüklenme mesafesinin x kadar olduğunu varsayarsak x eşit olmalıdır aslında akıntının hızı çarpı karşıya geçiş süresi. Ancak burada dikkat edilmelidir. Karşıya geçiş süresi artık 3 saniye değil. Çünkü e, akıntıya dik olan e, hız bileşeni büyüklüğü artık 5 metre bölü saniyenin tamamı olacak. O zaman akıntı hızı çarpı karşıya geçiş süresi. Karşıya geçiş süresini 12 metrelik yolu 5'lik hızla T sürede geçtiğimizi varsayalım. T'nin 2.4 saniye olduğunu buluruz. Bu durumda 3 çarpı 2.4 de x mesafesini verecektir. x mesafesi 7.2 olur. Doğru cevap B seçeneği. A ve B noktalarından aynı anda harekete başlayan şekildeki K ve L araçları ve K ve VL hızlarıyla aynı anda X noktasına varmaktadır. Buna göre K aracının şoförüne göre L aracının hız vektörü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Eğer K ve L araçları AB noktalarından aynı anda X noktasına varıyorlarsa A'nın hızının ya da K'nın hızının şu vektör L'nin hızının da şu vektör olduğunu söyleyebiliriz. VK ve VL vektörleri. Bu durumda bağıl hızın V bağıl eşittir gözlenen eksi gözlemcinin hızı olduğunu biliyoruz. K aracının şoförüne göre denildiği için K aracı gözlemci olmalı. Bu durumda VL vektörü eksi VK vektörü işlemi yapılmalı. Bu da K vektörünün hızını tersine çevirip toplama anlamına geliyor. O zaman K vektörünün hızını tersine çevirip toplama işlemi yaparsak bu durumda bağıl hızın şöyle dörde bir büyüklükte bir vektör olacağını söyleyebiliriz. Bu da A seçeneğinin doğru olduğunu gösterir. Akıntı hızının sabit olduğu şekildeki nehirde K ve L yüzücülerinin suya göre hareket yönleri verilmiştir. Yüzücüler X noktasında karşılaştığına göre, yargılarından hangileri doğrudur? Yüzcüler eğer x noktasında karşılaşıyorsa o zaman k noktasından çıkan yüzücünün aslında bir birim sağa doğru iki birim yukarıya doğru şeklinde hareket ettiği ya da yönünde hareket ettiği söylenebilir. L yüzcüsü de demek ki bir birim sağa bir birim aşağı doğru hareket ediyor. Yani köşegen doğrultusunda hareket ediyor denilebilir. Bu durumda K yüzücüsü kırmızı kesikli çizgiyle gösterildiği gibi devam ederse X noktasından sonra 2'ye 1 giderse Z noktasında karşıya çıkacak. L yüzücüsü de X noktasından sonra devam ettirilirse Y noktasında karşıya çıkacaktır. Birinci ve ikinci yargılar doğru olur. Üçüncü yargı akıntı hızı iki katına çıkarılırsa bu sefer K ve L'nin XT hizasına gelme süreleri değişmeyecek. Ancak akıntının hızı iki katına çıkarsa e, akıntının araçları, yüzücüleri, motorları e, yörüngelerinden saptırma miktarı iki katına çıkacaktır. Dolayısıyla 4 birim uzaktaki başlangıç doğrultusuna göre 4 birim uzaktaki T noktasında karşılaşacaklar. Bu da 3. yargının doğru olduğunu söyleyecektir. Doğru cevap D seçeneği. Sabit hızla esen rüzgarlı havada uçmakta olan iki kuşun birbirine göre hızı ifadelerinden hangilerine bağlıdır? İki kuşun hızı e, bağlı olarak hesaplanırsa aslında kuşların hızlarının e, vektörel olarak birbirinden farkına bakılmalı. Biz örneğin gözlenen e, kuşun V1 olduğunu, birinci kuş olduğunu dolayısıyla bu kuşun yere göre hızının V kuş 1 olsun artı V rüzgar kadar hızlı hareket ettiğini varsayalım. Bu durumda gözlemcinin hızını ter ters çevirip toplayacağız ya da gözlemcinin hızını vektörel olarak çıkaracağız. Bu durumda eksi V kuş 2 artı V rüzgar dersek rüzgarın hızı gördüğünüz gibi sıfır e, oluyor. Dolayısıyla rüzgarın hızının büyüklüğü ve yönü e, bağıl hızda etkili olmayacak. Tabii ki kuşların hareket yönü etkili olacaktır. Doğru cevap C seçeneği. Rüzgarlı bir havada uçan bir kuşun yerdeki durgun gözlemciye göre hızı ifadelerinden hangileri değişirse değişir? Yerde durgun bir gözlemci ifadesi aslında yere göre hız anlamına geliyor. O zaman bir kuşun hareket ettiği düşünülürse, havada uçtuğu düşünülürse kuşun diyelim ki şöyle sağa doğru uçtuğunu varsayalım. V kuş hızıyla ama rüzgara göre, havaya göre V kuş hızıyla uçmuş olsun. Bunun üzerine bir de rüzgarın hızını ekleyerek bileşke hızı bulmak durumunda kalacağız. Dolayısıyla yere göre hız hem kuşun hızının büyüklüğüne ve yönüne hem de rüzgarın hızının büyüklüğüne ve yönüne bağlı olmak zorundadır. Bu durumda birinci yargı rüzgarın hızı, ikinci yargı kuşun hızı ve üçüncü yargı kuşun hareket yönü kesinlikle e, kuşun yere göre ya da yerdeki durgun gözlemciye göre hareket büyüklüğünü, hızını etkileyecektir. Doğru cevap E seçeneği. Çembersel bir pistte şekilde belirtilen yönlerde harekete başlayan X ve Y araçlarının hızlarının büyüklüğü aynıdır. Araçlar şekildeki konumlardan geçtikten sonra yan yana gelinceye kadar X'in Y'ye göre hızının büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Araçların hareket yönleri düşünüldüğünde T0 anında x aracı yukarı doğru, y aracı sağa doğru bir hıza sahip denilebilir. Sayfa düzlemine göre tabi söylüyoruz bunu. Dolayısıyla araçların birbirine göre hızı siyahla çizilen şu çizgi boyunda olacaktır. Dolayısıyla burada vektör değil de daha çok boy olarak düşünmemiz doğru olur. Daha sonra araçlar maviyle çizilen duruma geldiklerinde birbirlerine göre hızları aynı yönlü aynı hızla hareket edecekleri için bağıl hızları sıfır değerli olacak. Sonra yeşille gösterildiği gibi hareket etmeye başladıklarında bağıl hızları artık sıfırdan farklı olacak. Dolayısıyla önce bağıl hız şu anki durumundan başlayıp sıfıra iniyor. Ondan sonra tekrar artış gösteriyor olduğu için bağıl hız önce azalır sonra artar olmalıdır. Doğru cevap E seçeneği. Aynı doğrultuda hareket eden K ve L araçlarından K sabit hızla hareket etmektedir. K'nın L'ye göre hızı sürekli arttığına göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Araçların bağıl hızı gözlenenin hızıyla gözlemcinin hızının vektörel farkıyla hesaplanır. Dolayısıyla burada bahsedilen durum K'nın L'ye göre hızı denildiği için K gözlenen L de gözlemci olmalı. VK eksi VL demeliyiz. K'nın hızı sürekli sabit oluyor. L'nin hızı da değişken oluyor diye söylenmiş. Çünkü hızın sürekli arttığı ifade ediliyor. Dolayısıyla aslında ...araçların hareket yönleriyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Aynı yönle hareket ediyorken L hızlanıyor ve dolayısıyla birbirlerine göre hızları artıyor olabilir. Ters yönde hareket ederken de L hızlanıyor olabilir e, gibi durumlar söz konusu olacaktır. Dolayısıyla e, birinci yargı hareket durumunu bilmediğimiz için... ...ki bağıl hız sadece birbirlerine göre hız vektörünü ifade eder cisimlerin arasındaki mesafenin artıp azaldığı ile ilgili bilgi sağlamaz. O zaman birinci yargı ve ikinci yargı K ve L birbirini yaklaşıyor ya da uzaklaşıyor görebilir. Dolayısıyla doğru olabilirler. Ancak üçüncü yargı L'nin hızı sabit olması, K'nın hızı sabit, L'nin hızı sabitken araçlarında birbirini sabit hızla görmesi gerektiğini söyler. Ancak soru bize bağıl hızın değişken olduğunu söyleyince Üçüncü yargı yanlış olacaktır. Doğru cevap B seçeneği.